inelim. Erdoğan Mısır'a gidiyor ama Mısır'dan önce bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareket edecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir günlük bir ziyareti var. Orada uluslararası bir toplantı var. O toplantıya katılacak esas bu. Hatta büyük ve rahmet. Millet daha büyük bir görsün şöyle. Beni küçüğe al. Ve kendisi daha sonra Mısır'a gidecek. Aşağı yukarı 11 yıldır falan Mısır'la bizim ilişkilerimiz yoktu. Darbeden beri. Darbeci Sisi darbe yaptı ya Mursi'ye. Erdoğan'ın siyaset olarak veya ideoloji olarak benimsediği, yakın bulduğu Sisi'den bahsediyorum. Allah rahmet eylesin. Sisi Müslüman kardeşlerin liderliğini yapıyordu. Ve seçimle gelmiş bir cumhurbaşkanıydı. Muhammed Mursi'den bahsediyorum. Ve daha sonra darbeci Sisi darbe yaptı. Darbeci Sisi darbe yaptıktan sonra 2000 kaç yıldaydı artık o darbe biliyorsunuz. Ondan sonra bir bakarsan sevinirim geçmiş yıllarda. Ve daha sonra işte duruşmalar tutuklandı, edildi. 2013, evet 2012 diyecektim ama iyi ki dememişim, 2013. Tamam, 2013'te darbe yapıldı. Savunma Bakanı'ydı o zaman tabii ki Sisi, Savunma Bakanlığı yapıyordu. Daha sonra birisi vekaleten görevde vardı, ardından da kendisi aslen göreve geldi. Şu anda da o geldikten sonra zaten Mısır'la ilişkiler bozuldu. Çünkü Erdoğan ideoloji olarak da Müslüman kardeşlere yakındı. Muhammed Mursi'yi seviyordu, Rabia işareti oradan miras kaldı. Ve ister istemez ideolojinin çökmesi, Müslüman kardeşlerin sonunun gelmesinden sonra Erdoğan bundan rahatsız oldu. Ve bir anda o Kuzey Afrika'da kendine bir düşman yarattı. O da Mısır'dı. Ve şu anda herhalde Türkiye dışında herkes darbeci Sisi'yi tanıdı. Artık darbeci Sisi diye konuşulmuyor. Mısır'ın devlet başkanı olarak konuşuluyor. Abdülfettah el-Sisi mi? Öyle bir şeydi. Ve bir Türkiye tanımamıştı. Türkiye'de şimdi Erdoğan da ayağına gidiyor. Bu böyle demek yani. Sisi bizim ayağımıza gelmiyor. Biz onun ayağına gidiyoruz. Çünkü barışmak istiyorsan kapalı kapılar ardında şartlardan bir tanesi de buydu. Sen benim ayağıma geleceksin. Ve Erdoğan işte yarın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, bunu artık kim istedi bilmiyorum. Sisi mi istedi yoksa Mısır Devlet Başkanı, yoksa Erdoğan Sevgililer Günü'nde gidelim bir jest yapalım mı filan gibilerinden böyle bir tarih mi belirlendi onu bilmiyorum. Bilmek de mümkün değil ama 14 Şubat'ta kim tespit etti onu çok merak ediyorum. Şimdi tabii onlarla bir araya gelecek. Erdoğan burada kaybeden isim oldu. Eğer net bir cümle kurmak gerekiyorsa. Bir zamanlar zalim dediği, diktatör dediği, katil dediği, darbeci Sisi dediği kişinin ayağına gidiyor. İşte bizde duruş bu kadar zaten yani. Ve tabii oraya gittiğinde acaba geçmişteki Suudi Arabistan kralı gibi kucaklaşacaklar mı? Veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin şeyhi gibi bir zamanlar kötüydük, bir araya geldiklerinde uzun yıllar sonra kucaklaştılar. Bir kucaklaşma olacak mı, olmayacak mı? Sisi'nin vücut hareketlerinden bunu anlayacağız. Yani Erdoğan kucaklaşmak ister, vermek istediği mesajla. Ama tabii burada Sisi'nin mesafeli olup olmayacağına bakacağız. Veya işte kişisel mesafesine ne kadar yanaştırıyor, ne kadar uzak tutuyor ona bakacağız. Neticede hikaye bu şekilde sona erdi. Kitap 2013 yılında yazılmaya başlanmıştı, Mısır'la ilgili kitap. Ve o 2013 yılı, yıl 2024, aradan 11 yıl geçti. 11 yıl sonra Erdoğan katil dediği, zalim dediği ve en önemlisi seçilmiş bir kişi. Görüşlerine katılmam etmem, o ayrı mesele. Eleştirdiğim tarafları da vardır ama seçilmiş bir cumhurbaşkanı olan Mursi'nin ülkesinde darbeci Sisi'yi ziyarete gidiyor. Tarihi bir gelişme bu. Seni tanıyorum anlamında artık. Yani bunun ötesi yok. Gidip orada Rabia yapacak hali de yok. Şimdi tabii oraya gitmişken Erdoğan gidecek oraya. Ama aklında inanın bana Mursi'nin kabrini ziyaret etmekte mutlaka vardır diye düşünüyorum. Peki Muhammed Mursi nasıl hayatını kaybetti diyeceksiniz. Bir duruşma sırasıydı, hatırlayacaksınız. O duruşma sırasında fenalaştı ve hayatını kaybetti. Yıl, buraya not aldım. 2019'da, 2019 Haziran'ında hayatını kaybetti. Peki nerede kabri diyecek olursanız, kabri Kahire'de, Kuzeydoğu Kahire'de Nasr semtinde bulunuyor ki orası, oradaki kabristan Müslüman kardeşler müritlerinin veya işte üyelerinin defnedildiği bir kabristanmış. Muhammed Mursi de o Nasr semtindeki kabristanda defnediliyor ve kabri orada bulunuyor. Allah rahmet eylesin. Ve Erdoğan inanın bana Kahire'ye gitmişken bence gitmek ister.
ama buna izin verilir mi, verilmez mi? Hayır, gidemez tabii ki. Ama aklının orada olduğunu biliyoruz. Peki neden gidiyor diye soracak olursanız Erdoğan oraya. Erdoğan'ın gitme sebebi başta bir kere İsrail'de, yani Müslüman topluluğun İsrail'e karşı, evet, bölüklerimiz, bölçüklerimiz, kavgamız, gürültümüz olabilir ama biz yine bak bazı koşullarda bir araya gelebiliyoruz mesajını verebilmek. Tam gideceği günün 48 saat öncesinde İsrail Refah'ı bombaladı. Refah kapısını bombaladı. Bu da çok çok önemli. Bilerek yapılmış bir adım diye düşünüyorum ben. Bilerek planlanmış diye düşünüyorum, bir eylem diye düşünüyorum İsrail ordusu tarafından. Bu hem Mısır'a hem de Türkiye'ye bir mesaj diye düşünüyorum. Esas gitme sebeplerinden biri bu. Tabii ikinci sebep de bunu bire de getirebilirsiniz. Ama görünen sebep tabii ki Gazze ve Filistin'den. Ama diğer taraftan işte bu 11 yıllık süre içerisinde Türkiye-Mısır ilişkilerinin kopmasıyla oradaki işte İsrail faydalandı bu ilişkilerden, Güney Kıbrıs faydalandı, Yunanistan faydalandı, İtalya faydalandı. Mısır o bölgenin önemli bir ülkesi, çok önemli bir ülkesi. Siz onunla ilişkiyi koparırsanız o da sizinle Akdeniz'de ilişkinizi koparır. Bakın şunu biliyor musunuz? Ben de açık kaynakları kontrol ederken bunu bir kez daha hatırladım. O videoyu da hatırlıyorum. Mursi'nin kabrini, Ahmet sen biliyor musun bilmiyorum. Mursi'nin Kahire'deki kabrini ilk ziyaret eden, ilk onu dünyaya, ilk ve tek dünyaya tanıtan hangi televizyon biliyor musunuz? Hangi televizyon? İsrail Devlet Televizyonu. Ya 2019 yılında defnedildikten sonra İsrail Devlet Televizyonu'ndan Arap Masası şefi, televizyoncu bu Nasır semtine gidiyor ve o Mursi'nin kabrinin bulunduğu, mezarının bulunduğu alanı videoya çekiyor ve dünya ile paylaşıyor. Mısır'la İsrail ilişkileri de o zaman iyi tabii ki. Ve bugün geldiğimiz noktada biz tekrar bu ilişkileri hayata geçirmeye çalışıyoruz. İşte Avrupa veya Afrika'da olmak istiyorsan Mısır'la da ilişki kurmak zorundasın. Kuzey Afrika'da, Akdeniz'e yakın yerlerde ilişki kurmak istiyorsan Mısır'a da yakın olmak zorundasın. En sonunda akılları başlarına geldi bizimkilerin ama Erdoğan'ın bir aklı da, yani gidemese de Kahire'den mutlaka bir duasını Mursi'ye gönderecektir diye düşünüyorum. Ya işte bak, büyük söz, büyük lokma yiyeceksin, büyük söz söylemeyeceksin. İşte sen bir zamanlar darbeci dersen, katil dersen adamın ayağına bu şekilde gitmek zorunda kalırsın ve merhaba merhaba demek zorunda kalırsın. Bu da maalesef hayatın gerçeklerinden bir tanesi. Hayatın gerçekleri